Bugün 27 Kasım Cumartesi. En yüksek hava sıcaklığının 18 derece olacağı İstanbul'dan sağlık dileyerek artı hafta sonuna başlıyoruz efendim. <laughs> Cumartesi annelerinin 870. haftasında konuğumuz avukat Sayın Metin İriz olacak birazdan ve bize İkinci duruşmada, davanın ikinci duruşmasında yaşananları aktaracak. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım efendim. Akkuyu girdabı 9 sütuna manşette. Saray yönetiminin inatla uyguladığı ekonomi politikaları yoksul Türk halkına ödenecek ağır faturalar olarak dönüyor. Kur artışı nedeniyle Türkiye Akkuyu nükleer santralında üretilecek elektrik için Rusya'ya 24 milyar lira daha fazla ödeyecek. 2010 yılında yapılan anlaşmada dolar 1 lira 45 kuruştu. 15 yıl alım garantisi verilen anlaşma yapıldığında alım fiyatı kilowatt başına 12 dolar 35 sent olarak belirlendi. O günkü kurla buradan alınacak elektrik için yılda 3 milyar 133 milyon lira ödenecekti. Bugünkü kurla çıkan fatura 27 milyar lira. Neredeyse 30 katı yani. 10 katı, özür dilerim. 9 katı, 9 katından da biraz fazla. Yurttaşın ödeyeceği fark yılda 24 milyar lirayı buldu. Sadece fark. Ama şimdilik, yani döviz böyle durursa. Elvan Suskun o konuşuyor. Kimden bahsediyor? Nebati Bakan gibi. Fotoğrafında görelim arkadaşlar Nebati'nin. Bakan Lütfi Elvan düşük faiz yüksek kur politikasını savunmada isteksiz davranınca yardımcısı Nurettin Nebati devreye girdi. Nebati ne demek? Bitkisel demek. Bitkisel hayata girerken Nebati Bey de giriyor devreye. Berat Albayrak'a yakın olan Nebati düşük faizde kararlı olduklarını vurguladı. Muhalefete göre ben buradayım işareti veren Nebati müstakbel bakan yani gelecekteki bakan. Bu müstakbeli çoğu genç, sevgili, çok sevilen kişi falan olarak zannediyor. Halbuki istikbaldeki demek, müstakbel oradan türeme, gelecekteki bakan olarak bakılıyor. Hemen bir sözcüğe geçeceğim. Cumhuriyeti şöyle bir ara kenara koyayım. Aytunç Erkin'in bir nebati ile ilgili bir yazısı var. Bir ona bakalım sonra tekrar dönelim efendim. Sayfa kaçtaymış? 14'te. Nurettin Nebati'yi bir de böyle okuyun diyor Aytun Erkin. Bakalım hangi yönüyle ele almış. Tarih 7 Kasım 2020. Geçen yıl işte bu ay başları. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Uysal görevden alındı. Yerine Naci Ağbal atandı. Tarih 8 Kasım 2020 yani bir gün sonra. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın at izinin it izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zaman Cenab-ı Allah sonumuza hayır eylesin gibi ifadeleri dikkat çekti. Albayrak'ın istifa kararını iktidara yakın medya hiçbir platformda duyurmadı. Tarih 10 Kasım 2020 yani bundan da istifadan iki gün sonra. Berat Albayrak'ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfü Elvan getirildi. Bir iki gün daha geçiyor aradan 48 saat 12 Kasım 2020. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle affını isteyen Berat Albayrak'a teşekkür etti. Peki Lütfi Elvan bakan olduktan iki ay sonra ne oldu? Geliyoruz ocağın son gününe. Ocak 2021, tarih 31, 31 Ocak. Resmi gazetede cumartesi yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevini yürüten Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alındı. Peki kim görevden alınmadı? Üç bakan yardımcısından yine Albayrak döneminde göreve getirilen az önce fotoğrafında gördüğünüz arkadaş Nurettin Nebati koltuğunda kaldı. Üç dönem AKP milletvekilliği yapan Nebati 6 Ağustos'ta Milli Gazete tarafından fotoğraflandı. Nerede mi? İstanbul Süleymaniye'de çekilen fotoğrafta Berat Albayra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Peki Nurettin Nebati'yi bu kadar önemli kılan ne? Tarih 18 Kasım 2021. Merkez Bankası 18 Kasım'da faiz indirimine gitti. Politika faizi 100 bas puan daha indirilerek %15'e düşürüldü. Dolar lira kuru ilk kez 13'ü aştı. Herkes Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan açıklama beklerken 19 Kasım 2021'de AKP İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimince İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen ekonomi buluşmaları toplantısına katılan Lütfi Elvan'ın yardımcısı Nurettin Nebati konuştu. Bize öğretilmiş temel bir şey var. Efendim faiz manşet enflasyonun üstünde olması lazım. Acaba dünyada bize manşet enflasyonun üzerinde faiz uygulayın diyenler hangi oranları kullanıyor? Enflasyonun üzerinde mi, altında mı? Birilerinin uyguladığı, birilerinin öne sürdüğü, ülkenin iç dinamikleri ve dışsal koşulları göz ardı edilerek ortaya koymuş olduğu önerileri adeta bir şartmış gibi, değiştirilmemesi gereken bir kuralmış gibi bize öğretenlere diyoruz ki, biz yeni bir şey söylüyoruz. Bu yeni söylediğimiz şeyin de bir altyapısı var, karşılığı var. Bizim için önemli olan birilerinin ne söylediği değil diyor Nebati. Bu açıklamanın ardından kulisler hareketlendi. Bakan Elvan'ın gideceği, Nebati'nin geleceği yazıldı, çizildi. Ve 25 Kasım gecesi. Nurettin Nebati bir kez daha karşımıza çıktı. 11 sosyal medya paylaşımı yaptı ve 2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız dedi. Yani Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezini destekledi. Ancak Bakan Yardımcısı Nebati'nin 2013'ten bu yana düşük faiz politikasına güçlü itiraz oldu cümlesi Berat Albayrak dönemini karşılamadı. Çünkü Albayrak 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Döviz kuru 4 lira 75 kuruştu kur Ağustos 2018'de Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'la pastör ya papaz diye anıyoruz ya pastör Andrew Brunson üzerinden yaşadığı gerilimle birlikte 7 seviyesini geçti. Eylül ayında Merkez Bankası politika faizini %24'e yükseltti. Dolar kuru faiz artırmanın etkisiyle 6 seviyesinin altına gerilese de ardından gelen faiz indirimleri kuru yeniden yukarı taşıdı. Politika faizi bir yıldan kısa süre içinde yüzde 24'ten yüzde 8,25'e kadar çekildi. Yani bir yıl boyunca faiz indirimine kimse karşı çıkmadı. Buna rağmen ekonomide toparlanma olmadı. Peki şimdi ne oluyor? Merkez Bankası'nın başına 7 Kasım 2020'de getirilen ve faiz artırımı sonrasında tartışmaya açılan Naci Ağbal ne yaşıyorsa o yaşanıyor. Arşivler ortada. 11 Kasım 2020'de Erdoğan şu cümleleri kurmuştu. Önce yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevi başlamalarıyla piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işarettir. Önce Ağbal gitti diye de bitirmiş yazıyı. Yani bunları getirdi bakın nasıl istikrar sağlayacağız diye. O övdüğü göreve getirince çok iyi şeyler yaptığını söyledi adam İlk önce onu gönderdi gitti diyor. Kendinin dışında herkes suçlu çünkü. Şimdi tekrar Cumhuriyet'e dönelim. Bu Nebati Bitkisel Bey'i birazcık bilgilendik onunla ilgili. Dönelim Cumhuriyet'in birinci sayfasına. AKP kayyumu AKP'nin izinde. Van İpek Yolu Belediyesi kadroları eş dost atamalarıyla doldurulmuş. Bu sadece Van'ın İpek Yolu'ndan gelen haber. Her yerde aynı şey var. AKP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının akrabalarını kamuda üst düzey görevlere getirmesinin ardından kayyum başkanlar da benzer yolu izledi. Van İpek yolda belediye başkan vekili olarak görevlendirilen eski kaymakam Sinan Aslan'ın 27 usulsüz atama yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Aslan yönetimindeyken yakın çevresindeki kişilerin çocukları ve eşleriyle TÜGVA'dan isimler işe alındı. Belediye mülakatsız alımlarla doldu. Aslan'ın yerine geçen yıl gelen kayyum kaymakam İhsan Emre Aydın da bazı tartışmalı isimleri görevden aldı. Açılışlarda seçim havası görüyorsunuz ortada. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İmamoğlu birlikte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin enerji üretim tesisinin açılışında konuşan Kılıçdaroğlu bu kışı vatandaş nasıl geçirecek diye sordu. Akşener ise İmamoğlu'na bu performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım dedi. İzmirlilere seslenen Erdoğan ekonomik programdan vazgeçmeyeceklerini yineledi. Mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyor. Bay Kemal mandacı siyasetçi dedi. Hemen yukarıda cumartesi ekinden Cumhuriyet'in bir haberin bir söyleşinin başlığını ve spotlarını almış. Demokrasi bloku kurulmalı diyor. Kim? Çok yakından tanıyorsunuz. Zaten fotoğrafını görünce anladınız. Metin Akpınar. Muhalefet bu yönetimin karşısına demokrasi blokunu koyamadı diyen usta sanatçı, usta sanatçı Akpınar'a göre çare birlikte olmak. Cem Yılmaz'la ilgili sözleri içinde daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdımsa Cem'den ve sevenlerinde çok özür diliyorum dedi. Pandemi ergenleri de vurdu. 8. sayfada. Pandemi döneminde çocukların evde hareketsiz yaşamı ve yoğun teknoloji kullanımına bağlı olarak erken ergenlik vakaları artış gösterdi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Uzmanı Profesör Abdullah Bereket, pandemi döneminde hareketsizlik ve kalori alımının artması nedeniyle çocuklarda kilo artışı hızla yükseldi. Özellikle kız çocukların da bu dönemde ergenliğe geçişte bir hızlanma olduğu pek çok hekim tarafından gözlenen bir durum. Daha önceki çalışmalar da gösteriyor ki hızlı kilo alımı ve genel olarak vücut yağ kitlesi fazla olan kızlarda Ergenlik biraz daha erken başlayabiliyor. Profesör Bereket erken ergenliğe ilişkin merak edilenleri anlattı. Soru cevap olarak gidiyor. Okuyalım. Önemli. Hepimizin çocukları var. Erken ergenlik dediğimiz durum nedir? Ergenlik dönemi çocukluktan erişkinliğe geçilen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çocuklarda önemli bedensel ve ruhsal değişiklik meydana gelir. Genel olarak ergenliğin ilk belirtisi Kız çocuklarda göğüslerde büyüme, erkek çocuklarda ise testislerde büyümenin başlamasıdır. Bu bulguların kız çocuklarda 8 yaş, erkek çocuklarda ise 9 yaşından önce ortaya çıkması durumunda erken ergenlik söz konusu olur. Peki böyle bir durumda aileler ne yapmalı diyor onu da okuyalım. Aileler bir çocuk ve endokrinoloji uzmanına başvurmalı. Gerekli değerlendirmeden sonra bir erken ergenlik olup olmadığı ve herhangi bir müdahale gerekip gerekmediği saptanır. Çok erken yaşlarda ergenliğe girilmesi bazı riskler taşımakla birlikte ergenliğin ilk belirtilerinin 8 yaş ve sonrasında başladığı kız çocuklarda önemli bir sağlık riski bulunmamaktadır. 8 yaşın altındaysa öncelikle erken ergenliğe neden olabilecek bir hastalık olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Çok nadir olmakla birlikte özellikle çok küçük yaşta ergenlik belirtileri başlayan çocuklarda beyinde bazı kist, iyi huylu kitle veya hidrosefali gibi kafa içi basıncını artıran durumlar saptanabiliyor. Bakınız bu çok önemli. Yani e, ee bizim çocukta yedi içti erken ergenlik beyinsel fonksiyonlarda arıza diyor bakın. Kist diyor. Çok dikkat lütfen. Altta yatan herhangi bir hastalık yok ise erken ergenliğin kendisi bariz bir sağlık riski oluşturmamakta. İlerleyen dönemdeki riskler açısından bakıldığında ise ergenliği çok erken başlayanlarda kemik yaşı öne geçerek büyüme yaşıtlarından erken sonlanabilir ve bu durum çocuğun boyunun kendi genetik potansiyelinin altında kalmasına neden olabilir diyor. Aslan oğlum herkül gibi oldu, testisleri de maşallah kocaman yetişkin gibi. E, övünme meselesi değil bu yani, vesilesi değil. Bir bakacak doktor nedir, ne değildir. Sonradan her şeyi bırakın bir kenara, beyinde kisti şunu bunu. Çok erken geliştiği için aniden durur ve minicik kalır akranları yanında diyor el cümle. Kalori alımına dikkat. Evde çok oturursunuz, oturuyorsunuz. Öyleyiz. İki sene oldu. Az buz bir şey değil. O günlük harekete alışan beden birdenbire durdu. E televizyon karşısında çıt çıt git. Ver anne oradan çayı kahveyi. Çekirdek getir. Efendim bazlama tuzlama yaptın mı? Hamurları yut. bunlar böyle işte. Risk. Hepsi risk. Çok önemli diye öne aldım bunu. Önce sağlık çünkü. Enflasyonda geçer. Yasalarda düzelir, hakimler de kendine gelir, savcılar da haddini bilir. Dolayısıyla önce sağlığa bir bakalım, kuyruğu dik tutalım, enseyi karartmayalım. Çocuklarımızın geleceğini her an, her an güzel bir gün yaşayacaklar, güzel yıllar yaşayacaklar gibi düşünerek onları bir kere geleceğe hazırlayalım, elimizden geldiğince. E adımıdır, elimden gelen budur. Ben bonfile biftek alamıyorum. Ama o zaman ne yapacaksınız? Yani hamur değil. Ama bulgur pilavına dayanacaksın. O da o da ateş pahası oldu da ne diyeyim yani artık. Eğitime dinci çember. Diyanet 4-6 yaş için anaokulu açıyor. Eğitim bir sen okul öncesi din dersi istedi. Diyanet tepki çeken 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik hedefine benzer bir adım atıyor. Gaziantep'te 4-6 yaş için Diyanet Anaokulu açılacak ve dini eğitim de verilecek. Milli Eğitim Şurası öncesi eğitim bir sende, okul öncesinde din dersi talep etti. Eğitimde bilimi temel alın çağrısı. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu Ted TEDMEM... Milli Eğitim Şurası öncesi 50 aşkın sorun belirledi ve çözüm önerileri sıraladı. Raporda ilk vurgu bilimsel zeminde veri temelli görüşmelerin yapılması oldu. Buradan efendim devam edeceğiz uyarıyor yönetmenim. Konuğumuz hazır diye Cumartesi annelerinin 870. haftası tekrar edelim. Konuğumuzdan önce kısaca bir konuyu hatırlayalım. Cumartesi annelerinin gözaltında kaybetme suçuyla yüzleşilmesi, hesaplaşılması ve adaletin sağlanması için yürüttüğü mücadele 870. haftasında. Cumartesi annelerinin Galatasaray'daki 700. hafta buluşması İçişleri Bakanı'nın keyfi talimatı ile engellendi. Belgelenmiş kötü muamele ve işkenceye maruz kalan cumartesi annelerine Galatasaray yasaklandı ve haklarında dava açıldı. Açılan davanın 3. duruşması 24 Kasım 2021 tarihinde İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumartesi Anneleri 870. haftalarında hak ve özgürlük talep eden herkesin cesaretini kırmayı hedefleyen bu davanın 3. duruşmasında yaşananlara dikkat çekiyor. Efendim, Avukat Sayın Metin İriz bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Efendim bu Yayınlar ikinci diyor. duruşmada, 870. haftan vesilesiyle, ikinci duruşmada neler yaşandı, nereye varıldı? İkinci duruşma. Üç mü? Çok özür dilerim. Üç, üçüncü i̇kinci duruşma İkinci denmiş. Üçüncü. Bana üçüncü duruşmada. Çok özür evet. dilerim. Neler yaşandı? Onu yani... bir aktarır mısınız lütfen? Evet. Mustafa Bey, bu hakimin ikinci duruşması dolayısıyla arkadaşlar şeyi söyleyince yani mahkemenin üçüncü duruşması ama bu yani bizce kasıtlı olarak duruşmayı bir şekilde bir yerlere yönlendirmeye çalışan hakimin katılmış olduğu ikinci duruşma şimdi daha önce birinci duruşmada çok normal ve yani usulüne göre seyreden bir duruşma merasimi vardı. Yalnız bu duruşmada daha önceki duruşmada hakimin gereksiz bir şekilde müvekkillere müdahalesi sonrası reddi hakim. Yani tarafsızlığından ve bağımsızlığından şüpheye düştüğümüz için hakimi reddetmiştik orada duruşmada. Yani agresyonu çok yüksekti ve o duruşmayı yönetme konusunda... Belli bir e, duruşmayı yönetmek ve duruşmada tarafsızlığı yönünde bir bizde olumlu bir intiba oluşmayınca biz reddi hakim e, hakkımızı kullandık. Bu konuda başvuru yaptık. E, i̇lginçtir yani hem, hem bir grup avukat benim de içinde olduğum bir grup avukat ayrı bir başvuru yaptı. Diğer e, arkadaşlar kendi müvekkilleri açısından ayrı yaptılar. Fakat ilginçtir bu başvurulardan bir tanesine cevap geldi. Yani bizim imzaladığımız başvurusunu yaptığımız konuda e, ee, reddi hakim talebi değerlendirilmedi. Biz onu araştırdık. Yani örnek olması açısından birinci ağır cezaya gönderildi söylendi. Ben oraları araştırdım. Yani 2-3 aylık bütün defter taramalarında dilekçemizin yukarıya gitmedi. Yani ağır ceza mahkemesine gitmediğini öğrendik. Dolayısıyla çok böyle e, şeye almayan yani hani yargılamayı yine e, kalemin o, e, mahkemelerin kendi bürokratik mekanizmaları içinde halledecek şekilde e, dilekçe işleme konulmadığını gördük. Şimdi dolayısıyla biz bunu talep ettik. Yani bu e, şeyin e, bu merasimin tamamlanması gerektiğini çünkü e, reddi hakim sizin tarafsız ve bağımsız olmadığınızı ve bu çerçevede ee, bu e, işlemlerin tamamlaması gerektiği talepti reddetti. Hayır dedi e, talebiniz reddedilmiş ama tebliğ edilmediği için çünkü bunun itiraz mekanizması var. Anayasanın 40. maddesine göre e, bunu bu hakkı da kullandırmadı. Fakat şimdi bu duruşmada şöyle bir şey daha cereyan yani. Daha önce daha büyük salondu. Bu duruşma e, mahkemenin kendi salonu değil ama e, 17 ağır cezanın e, duruşma salonunda yapıldı. 17 ağır cezanın duruşma salonu tahminen bir 70-75 metrekarelik bir alan alanı kapsıyor. Şimdi orada 27 müvekkil gelmişti. 27 sanık, 30'a yakın avukat. Bir de 15'e yakın da izleyici vardı salonda. Yani izleyicileri almıyorlardı. Bizim müdahalelerimiz sonucu şey oluyordu. Çünkü yani o adliyeye, o mahkemelere yani Türkiye'de bunlar sözde aleni yargılama oluyor ama önce bir güvenlik bariyerini geçiyorsun Sonra gelip mübaşir mübaşir hakime söylüyor. Siz hakimle söylerseniz izleyici alabileceklerini söyler. Dolayısıyla 75 metrekarelik bir yerde bir 80 100 kişinin olduğu bir şeyde avukat meslektaşlarımdan Meriç Hanım şeyi talep etti. Hatta şeyler de hazırlanmıştı. Yani burada Covid'den dolayı, işte korona bu Covid-19'dan dolayı, şeyden dolayı ciddi risk altında olduğumuzu, duruşmanın bu sebeplere zorunlu olarak ertelenmesini talep etti ve bu konuda bilimsel olarak hazırlanmış mütalaaları mahkemeye sundu ama hakim bir şekilde hani Nuh deyip peygamber demeyen, böyle hiç şey vermeyen, tatsız tutsuz bir e, şey vermeyecek şekilde duruşmayı bir ezber üzerinden e, kendisine verilmiş bir öyle gözüyor. Verilen verilen bir sufle gibi e, şeyi kullanıyor. Yani burada e, bir duruşma yönetmeye çalışıyor. Bizim taleplerimizin hepsini reddetti. Bir şekilde e, yani anlam veremediğimiz şekilde böyle önceden bir sufle verilmiş şekilde e, taleplerimizi reddedince biz duruşmada e, bir adım ileriye gidemiyoruz. Oysa ki mesela e, örnek olması açısından söylüyorum. Hasan Karakoç işte e, kayıp yakını olan, kayıbın kardeşi olan Hasan Karakoç hazırlanmıştı. Diğerleri de hazırlanmıştı. 27 e, gelen, 27 e, sanıkkan müvekilden e, 18-19'u savunma yapabilecek durumda ama hakim bir şekilde duruşma yapmamak üzere, yaptırmamak üzere ya da bildiğini yani bizim taleplerimizi savunmanın taleplerini e, böyle e, bir duvar şeklinde karşılayıp yani hani duvara çarpıp geri dönecek şekilde bir e, duruşma yönetiyor. Bu da bizde ciddi kuşkulara neden oluyor. Yani bu bir şekilde usulü işlemleri yapıp e, usulü işlemleri de kendi bildiği şekilde yani savunmanın e, etkili şekilde kullanmasını engelleyecek bir mekanizma yönetecek e, şekilde yapılıyor. Dolayısıyla hani bizi korkutuyor. E, niye korkutuyor? Korona var. Burada ciddi bir e, sağlık riski var. Yani Türkiye'de evet hakları kullanma konusunda bir mevzuatta bir engel yok gibi duruyor ama fiiliyatta böyle bir şey var. Yani tamamen evet idam cezası kaldırılmış. Yani şunu söylemek isterim ben. Türkiye'de idam cezası kaldırılsın. Cidden kaldırılsın çünkü oraya girdik şimdi oradaki bulaş riski olan mesela temaslı olduğunu bildiğimiz arkadaş da vardı. E şimdi oradan bir şey yaşarsa yani bu devlet nezdinde biz idama mahkum edilmiş gibi bir şeye girmiş durumdayız. Oradaki müvekkiller açısından katılan avukatlar açısından böyle yani hakkım olması yetmiyor hakkı kullandırma, kullandırmamak üzere Yapılanmış pozisyon almış bir yargı mekanizması var karşımızda. Dolayısıyla cumartesi insanların 700. haftadaki rutin olarak yani 700 hafta süre gelen yaptıkları bir eylem ve etkinliği, etkinliğe devletin bir şekilde tepeden müdahalesiyle e, kesintiye uğramasının böyle bir yaptırımıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani buna bir anlam veremiyoruz. Buna ilişkin de Hukuki süreçleri devam ettireceğiz. Başka şansımız yok. Önümüzde başka yol da yok. E, bunu yapacağız yani. Yani Sayın Avukat biz şimdi dava dosyasını e, itirazları açıklamaları, hakimin sözlerini, savunmanların sözlerini konuşacağımıza mahkemenin yapısını e, altta yani şekilden konuşuyoruz daha. Hukukun ortada olmadığı bir ortamda biz mahkemenin Kaç 70 metrekare işte içeride 41 kişi vardı 70 metrekare adam başı bir buçuk metrekare bile düşmüyor gibi şeyleri konuşuyoruz. Nerede kaldı ki daha hukukun tecelli etmesi? Mümkün değil. Yani siz daha kapının içine kapıyı açıp da duruşma salonuna girmeden bahsediyorsunuz o bile yerinde değil. Kaldı ki nasıl olacak da adalet yerine gelecek? Peki efendim. Bu aşamada ne oldu? Şimdi nereye varıldı? Dava dosyası ne durumda? Bundan sonra ne olacak? Efendim, dava dosyası e, tekrar e, bizim 46 müvekkilimiz yargılanıyor orada. 8 kişinin ifadesi alınabildi bugüne kadar. Geri kalanlarının ifadesinin alınması için 23 Mart 2022'ye ertelendi. Ama e, az önce bahsettiğim o usulü e, şeyler... Ee, tamamlanmadığı için nasıl devam edecek onu da bilmiyorum. Benim şöyle bir tahminim var. Belki hakim e, bu şey dönemde tayinim çıkar giderim diye düşünüyordur herhalde. İnşallah öyle düşünüyordur. Hem biz de böylece böyle kesin kes ben öyle düşünüyorum. Ön yargılı ve bir taraf girlikle bu duruşmayı yöneten bir hakimle karşı karşıyayız. Ben öyle düşünüyorum. Mümkün mertebe hani e, şey yapmaya çalışıyoruz. Dava ee, müvekiller e, kanuna aykırı ki o da tartışmada yani bir e, e, kaymakamının e, yasaklama kararı sonrası hakkını kullananlara yönelik yapılmış bir e, uygulamadan dolayı kanuna aykırı gösteriye katılmaktan açılmış bir dava var daha bunun kanuna aykırı mı değil mi hakkın kullanımı mı değil mi gibi e, tartışmayı yapamadık yani müvekiller savunma haklarını kullanamadılar oraya neden gittiklerini 700 haftadır e, nasıl istikrarlı bir şekilde gittiklerini anlatamadılar yani daha sizin dediğiniz gibi daha biz kapıdan içeriye giremedik maalesef yani bu evet. Türkiye'de şeye benziyor e, bu Hasan Cemal'in kitabında Mehmet Ar'la bir görüşme yapıyor ya görüşmede şey söylüyor Türkiye'de hakları vereceksin uygulamada kullandırtmayacaksın uygulamada işlevsiz hale getireceksin Tamamen böyle bir şey. Bir savunma hakkımız var. Biz toplantı gösteri hakkımızın olduğunu iddia edeceğiz müvekkiller adına. Ama bunu iddia şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz. Hayata geçiremiyoruz. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız efendim. Evet, efendim bırakınız e, sizleri insan hakları ile ilgili davaları, bütün davalar öyle olduğu gibi hakları vereceksin sonra kullandırmayız. Yani dün daha Mersin'de ana muhalefet lideri bu ülkenin ikinci partisinin lideri. Belki de geleceğin cumhurbaşkanı. Bilemiyoruz. Olabilir. Çok mümkün. Tayyip Erdoğan'ın miting yaptığı meydanın miting meydanı olmadığını söyledi Mersin valisi. Burada yapamazsın dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bırakın sizin benim davamı cumartesi annelerine bu ülkenin en güçlü olması gereken ikinci adamı görevini yapıyor, yapmıyor, tartışılabilir. O ayrı bir şey. Ve dönüp dolaşıp sizden önce Burada Metin Akpınar'la bir röportaj okuyordum. Oraya geliyor. Demokrasi bloku kurulmalı. Eğer ben demokrasiden yanayım diyen diyorsan şu parti, bu parti soldaymış, sağdaymış, merkezdeymiş düşünmeyeceksin. Bu bloku kuracaksın kardeşim diyor. Demokratik hakkında kullanacaksın. Bu zamları protesto hakkını kullanacaksın. Polis geldi, biber gazı sıktı, ben korkuyorum diyorsan o zaman bu ülkede yaşama hakkın yok, itiraz hakkın yok diyor. Çok teşekkür ederim efendim. Size sabırlar diliyorum. Ama mutlaka aydınlık günler gelecektir. Buna inanıyoruz. Buradan çünkü başka çıkış yok. Bu artık tünel kapanmış. Yıkıp geçeceğiz. O öbür tarafa geçeceğiz. Tünelin bir ucu kapalı. E arkamızda kalan kısma da duvarı ördüler. Ne yapacağız? Duvarı yıkırıp ineceğiz aşağıya. Sağ olunuz efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler 870. hafta etkinliğini Cumartesi annelerinin Twitter hesabından ya da her cumartesi olduğu gibi Artı TV canlı yayında saat 12'den itibaren izleyebilir. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Tek delil yok, tutukluluk var. Yine bir adli haber. Adalet mi, komedi mi, trajikomik mi nedir? Kavala yine tahliye edilmedi. İktidarın yönlendirdiği, birleştirilmiş Gezi Çarşı davasında sanık avukatları darbe iddiasının absürt olduğunu belirterek yargılamanın neden yapıldığını savcı ve hakimlerin de bilmediğini söyledi. E doğru yani kitapta yazmıyor ki böyle bir şey. Nereden bilecek savcı ve hakim? Git dava aç, tutukla, gözaltına al, süründür, onu emredersiniz diyor, yapıyor. Bir bakınız yani şu hakimlerin, atanan hakimlerin, kaynaklarına bakınız isim vermiyorum. Bir bakın şöyle bir geçin. Girin ya girin internette girin Google'a bakın. Bu hakimler kimler? Hangi AKP il yöneticisi, ilçe yöneticisi, eski milletvekili adayı geldi hakim yapıldı? Onlara bakın. Casuslukla suçlanan ve tek somut delil gösterilmeyen iş adamı Kavala duruşmaya katılmadı. Türkiye'yi zor durumda bırakacak Avrupa Konseyi kararı öncesi Kavala yine tahliye edilmedi. Orada bir kutu görüyorsunuz solda. Önce Türkiye çıkarı demiş. Kim demiş? Kavala demiş. Nerede demiş? Bakalım. Kavala'nın savaş uçakları yazılımı yapan ve 1998'de Amerika'ya satmaya hazırlandığı şirketini dörtte bir fiyata Türkiye'nin istediği firmaya sattığı iddiasını emekli yerbay Korkut Eken de doğruladı. Eken Sedat Peker'den söz konusu firmanın satımı konusunda aracı olması istediğini belirtti. Saat e, sayfa 6'da hemen açıp bakıyorum. Yani Amerikan şirketi Kavala'nın şirketini istemiş. Kavala da diyor ki ben dörtte birine satmaya razıyım ki bu şirkete vereceğimi. Türkiye'nin istediği tercih ettiği bir firmaya satayım diyor. Yani düşününüz 100 milyarsa ben bunu 25 milyara satacağım Amerika'ya değil. Türkiye'nin tercih ettiği ulusal çıkarların olduğu bir yere satayım diyor. Bunu o beşli çeten müteahhitleri yapabilir mi? Ama onlar dışarıda kahve tütün, keyifler bütün kavala içeride. Bakalım bu şirket satma hikayesini, satmama hikayesine daha doğrusu. Nerede o? Evet şuradan bakacağız. Ama ayrı bir başlık vermemiş içinden seçip çıkaracağız ancak bunu. Okuyalım gelelim bütün haberi okuyalım. Geçen Temmuz ayında çünkü bir bakışta göremedim çünkü. Geçen Temmuz ayında birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasının duruşması dün görüldü. 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Yargıtay bozma ilamında Gezi Parkı ile çarşı davalarının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini kaydetmişti. 30. Ağır Ceza Mahkemesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı göndererek davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti davalar 30 Temmuz 2021 tarihinde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019 tarihinde Kavala'nın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmetmiş, derhal serbest bırakılmasını istemişti. Avrupa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın 30 Kasım'a kadar serbest bırakılması için süre vermişti. Aksi halde Avrupa Konseyi üyesi Türkiye hakkında taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymadığı gerekçesiyle ihlal prosedürü başlatacağına dikkat çekilmişti. Duruşma daha geniş salonu olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoklamayla başladı. Duruşmayı Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkoğlu, çarşı taraftarları, avukatlar ve Kavala'nın arkadaşları izledi. Kavala, Segbis'le duruşmaya katılmadı. Kavala Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında Soros artığı ifadesini kullanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada duruşmalara katılmayacağını duyurmuştu. Çarşı grubu avukatlarından Ömer Kavili bu davanın siyasi bir dava olduğunu dile getirerek siz hakimsiniz. Hakimler sorun çözer, sorun üretmez. Birleştirme kararına karşı direnme kararı vermenizi talep ediyorum dedi. Ardından söz alan çarşı grubu avukatlarından Ersan Şen konuşurken sesini yükselttiği için mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Şen, müvekkilim Cem Yakışkan hükümete karşı suç işlemedi. Savcının elinde iddianamede yazan deliller zerre varsa tartışalım. Burası Er Meydan, Hodri Meydan. Bizler birer figüren değiliz. Temsil ettiğimiz insanları doğru dürüst yargılanmasını sağlamalıyız dedi. Avukat Yıldız İmrek ise, bu dava karar verilmesini engellenmek için ve aşırı şekilde uzatılarak siyasi iradenin çıkarları doğrultusunda birleştirildi. Bu şekilde müvekkillerin aklanma hakkı ihlal ediliyor. Ayrıca meslektaşımın ifadelerine katılsam da avukat Ersan Şey'nin burayı er meydanı diye tanımlamasına bir kadın olarak itiraz ediyorum. ifadelerini kullandı. Can bu bir deyim ya bunda alınganlık gösterecek bir şey yok hanımefendi yani. Er meydanı. De Delikanlı demek yani kadın delikanlı olmaz mı? Kralı olur. Avukat Devrim Alpaslan somut delil sunum, somut delil sunun tartışalım dedi. Gezi sanığı avukat Can Atalay'da tutuklu bir sanığı var bu dosyanın. Biz uzun uzun size geziyi anlatmak, geziyi savunmak istiyoruz. Ben tayfun ve mücella abla olarak kabul ederseniz mücella yapıcıyı kastediyor tabi. Biz savunmamızı bir sonraki duruşmada sunmak isteriz dedi. Kavala'nın avukatı Tolga Aytör'e Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık 2019'da bir hak ihlali kararı verdi. Şubat 2020'de de beraat kararı çıktı. Bu karar verilince apar topar bir suç uyduruldu. Masak raporu Gezi davasına yönelik hazırlanmış bir rapor. Bu raporda casusluk suçlamasıyla ilgili bir tespit mi var bizim göremediğimiz bilemiyorum bu rapora dayanarak tutuklama kararı verilmesi anlamıyoruz. İddianame yalan söylüyor. Henry Barke ile Kavala arasında yoğun iletişim kaydı olduğunu iddia ederek böyle bir şey olmadığına ilişkin rapor var dedi. Avukat Köksal Bayraktar ise İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemeniz sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı yokmuş gibi kendi kanunlarımız arasında dönüp duruyoruz. Böyle Türkiye'ye giderek uçurumun kenarına getiriyoruz diye konuştu. Ardından mahkeme başkanının savcıya mütalasını sordu. Savcı, çarşı grubunun birleştirme kararının gözden geçirilmesi talebinin reddini, Vareste tutulma isteğinin kabulünü, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti. Avukatı Bayraktar mütalaya karşı söz alarak Avrupa Konseyi şartı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3 ve 46. maddeleriyle iddia makamının mütalası taban tabana zıt. Anayasaya aykırı düşünceyle de karşı karşıyayız dedi. Mahkeme yeteği ise Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluğuna devam kararı verdi. Duruşma 17 Ocağı ertelendi. Burada endişeliyim diye bir ara başlık var. Kavala'nın eşi Ayşe Buğra duruşma sonrası şunları söyledi. Dört yıldır bu duruşmaya girdim. Bilmiyorum. Duruşma, duruşmaya girdim bilmiyorum. Duruşmalar her zaman aynı kelimelerle ifade edilen tutukluluğunun devamına kararıyla bitiyor. Bu duruşmalar çok tuhaf geliyor. Çünkü savcılar hakkında iddianame, iddianame yazılan kişiye soru sormuyorlar. Bu evrensel hukuk normlarına uygun değil. Benim endişem bunun normalleşmesi diyor. Tamamını okuduk. Tamamını okuduk. Burada Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfa editörü kardeşim altıncı sayfada demiş ki altıda yok. Yediye bakıyorum. Yedi de yok. Ki zaten bu haber burada dururken ya da heh, şurada aman bir başka başlık altında birinci sütundan vermişler. Hayret edecek bir şey. Yine tahliye yok haberinin ilgili haberi yanında öğretmenlere bakanlık hediyesi diye bir şey var. Onun altına evet satıcı aracı oldum diye bir tırnak içinde bir başlık. Böyle sekreterlik olur mu? Yani bu haber ne münasebet? Şu bakın şurada reklamlar var, ilanlar var, resmi ilan. Mahkeme haberi şu. Getirmişsin kardeşim buraya koymuşsun o haberi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu ilanları bu tarafa çekin buradan boşluk açılır. Buraya koyarsınız bunu. Bu bu kadar yani bunu daha selamun aleykümle ilk kapıdan yazı işlerinden giren sayfa sekreteri bilir. Çok ayıp çok. İki saat ben burada bir gazeteci sıfatıyla bir haberi arıyorum bulamıyorum. Okuyucu nasıl bulacak? Emekli Yarbay eski MIT yöneticisi Korkut Teken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkındaki iddialara ilişkin konuştu. Deutsche Türkçe'nin soruları Deutsche Welle Türkçe'nin sorular Türkçe sorularını yanıtlayan Eken, iş insanı Osman Kavala'nı savaş uçakları yazılımı yapan firmasını Türkiye'deki bir yerli firmaya satması konusunda Peker'den yardımcı olmasını istediğini belirterek hakkındaki iddiaları kısmen doğruladı. Eken, Kavala'nın şirketine yönelik hakkındaki iddia üzerine Peker'den firmanın satımı konusunda aracı olmasını istediğini doğruladı ve Üzerinden çok zaman geçti. Tam hatırlamıyorum. Sanırım bir diye bir şirket vardı. Onun lehine olması için konuştuğum doğru. Osman Kavala'yı o dönem Peker tanıyordu. Bu konuda yardımcı olmasını istedim. ifadelerini kullandı. Bu işlemin karşılığında para almadığını belirten eken, Türk şirketin başında çok değerli mühendisler olduğu için böyle bir şeyi istediğinde sözlerini ekledi. Gazeteci Erk Acarer, Peker'le yaptığı son görüşmenin ardından Kavala'nın 1998 yılında savaş uçaklarının yazılımını yapan firmasını ABD'li yatırımcıya satmak için görüştüğünü, araya Korkut Eken'in girdiğini belirterek Korkut Eken Kavala'ya firmasını Türkiye'ye ait bir firmaya satmasını istedi. Bu ricayı iletense Sedat Peker'di. Kavala Amerika'ya satılacak şirketi 4 Taksim 1 fiyat. Arkadaşlar yani bunu yazmayı da bilmiyorsunuz ya çok ayıp. Bir taksim dört diyeceğine dört taksim bir bir de dört olmuş yani. Dört katına mı demek istiyorsun? Bu bir taksim dört yüzde yirmi beşine dörtte birine. Onu bilmiyorsun bari yüzde yirmi beşine de. Fiyata Türkiye'nin istediği firmaya sattığı iddiasında bulunmuştu. Dört taksim bir yazıyor. Hayret Cumhuriyet çok enteresan. Madem açtık, bunda bu 2-3 dakikamızı bitirelim. Sonra diğer gazetelere geçiriz efendim. Deva kurucusu Gürcan'a gözaltı. O da casusmuş. İddia öyle. Dış güvenlik konularında iktidara yönelik eleştirileriyle tanınan Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Babacan durumu partilerine yönelik tavır olarak değerlendirdi 9. sayfada. E, adam açık açık söyledi daha durun bunlar iyi günleriniz dedi Meral Akşener'e saldırıldığında. Adam net. Bu Türkiye'de tek net adam varsa Tayyip Erdoğan. Net şekilde. Bir saat sonra başka bir şey söylüyor ama çok net ve iddialı söylüyor. Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Deva Genel Başkanı Ali Babacan, bu gelişme eğer siyasi bir nitelik değilse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerine örtmekse bu tür girişimler deva kadrolarını asla yıldıramaz dedi. Metin Gürcan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında dün Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı. Dün sabah sosyal medya hesabından yap, bir de şunu da söyle: Dün sabah saatlerinde ne demek ya? Yani 0415 filansa onu ver. Dün sabah saatlerinin kaç olduğunu ben nereden bileyim? Eğer çok önemli değilse neden dün sabah değil de? Yani sabah da önemli olmayabilir, dün olabilir. Dün sabah saatlerinde. Bunun aksi nedir? Dün sabah dakikaları mıdır? Dün akşam dakikaları mıdır? Neyin nesidir? Ya yani dün sabah kardeşim. Siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alınıyorum. Polisler evde arama yapıyorlar. Şoka uğradım desteğinizi istiyorum diye mesaj attı. Metin Gürcan'ın İstanbul Emniyetindeki işlemlerin ardından Ankara'ya götürüldüğü bildirildi. Ali Babacan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyecekleri de sonuna kadar savunacaklarını da söylemiş bu konuda yaptığı açıklamanın ardından onu da belirtiyor. Bir acaba e, layıklardan de oy alabilir miyim diye düşünüyor herhalde efendim kısa bir aradan sonra devam edelim.